Nikol Paşinyan bir anda Rusya karşıtı bir dizi açıklamalar yaptı. Rusya'nın artık Güney Kafkasya'dan çekildiğini ve Ermenistan'ı koruma yükümlülüklerini yerine getiremediğinden bahsederken, artık Erivan'ın yönünü Moskova'dan çevirerek başka askeri müttefikler aradığını açıkladı. Öyle ki Ermenistan Kolektif Güvenlik Anlaşması, örgütündeki daimi ve tam yetkili temsilcilerini de geri çağırdı. Moskova'nın tepkisi ise tabii ki ser oldu. Kremlin Rusya'nın Güney Kafkasya'dan çekilmediğini ve çekilmeyeceğine dair sert bir açıklama yaptı. Erivan'ın artık yönünü Moskova'dan batıya doğru çevirmeye başladığı görülüyor. 2023 yılında Rusya Ermenistan'ı Putin hakkında tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olmaması konusunda uyarmıştı. İşte Ermenistan 1998 yılında Roma tüzüğü ile kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ermenistan Meclisi'nde tartışılacak ki bu, Rus lidere bir meydan okumadır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Ermenistan'da askeri bir tatbikat düzenleyecek. Bu da yetmiyormuş gibi. Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, Ukrayna başkenti, Kiev'e giderek Ukrayna'ya insanı yardım sağlamaya da başladı. Bütün bu gelişmelerden sonra akıllara şu soru geliyor. Ermenistan, Rusya'nın desteğini kaybederse Nasıl bir dış koruma elde edecek? Zira Ermenistan güvenlik konusunda Rusya'ya bağımlı bir devlet. Burada önemli nokta Paşinyan Batı'yı sık sık yardıma çağırıyor olmasıdır. Ancak Batı da temkinli yaklaşıyor. onlarda da biliyor ki Karabağ Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan bir toprağı olup Ermenistan da bunu kabul etti. Teorik olarak ABD her ülkeye yaptığı gibi yaptırım tehdidinde bulunabilir. Ancak Azerbaycan aynı zamanda Avrupa'ya petrol ve gaz sağlıyor. Bu da yaptırımı yumuşatır. Yine bu yaptırımlara karşı dost Türkiye yoluyla bu yaptırımlar delinir. Ermenistan Rus askerlerinin Ermenistan topraklarından çıkmasını talep eder yerine de Fransız askerlerinin gelmesini de isteyebilir. Ancak Fransızlar Azerbaycan askeri ile savaşmayı göz önüne alamaz. Rusya'nın paralı gücü Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in başına gelenler unutulmamalıdır. Kremlin Erivan'ın ihanetini hiçbir zaman unutmaz unutmadığı gibi de affetmez. Yakın bir gelecekte Ermenistan içinde şimdiki iktidara yönelik bir darbe beklentisi hiç de uzak değil. Rusya kendisinden uzaklaşan Paşinyan'ı Ermenistan'dan uzaklaştırmak için adımlar atması da muhtemeldir ki, Paşinyan'ın Moskova'dan kopması durumunda kendisini koruyacak yeni bir güvenlik sistemi de yok gibi. Bir başka gelişme ise Azerbaycan silahlı kuvvetleri ile Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sıcak bir çatışmaya girmesi beklenen bir gelişme gibi görünüyor. Değerli arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim.